İlker Bey'le biz görüşürüz. Bugün konuyla ilgili bu 2007'de de değiştirilen bizim bize hiç tebliğ edilmeden değiştirilen yasanın tekrar eski haline getirmesini teklif veriyoruz. Olabilir, olmayabilir. 2007'de bir karar değiştirdikten bize haber verip veren bazı ödülecekler. Tabii görmüyorlar. Sesimizi duyuralım yani. 50 senelik evimiz. Önde tapısız duran yerler, yıkılan yerler var. Onlar ellenilmiyor. Bizim 50 senelik evlerden çıkabiliyor. Çok günah. Biz hakkımızı arayacağız. Onu ne kadar arayacağız? Ama şey bir yok. Bu arada biraz daha Onlar kesinlikle konuşamayacak değil. Biliyor musun? Kabul etmediği millet diye olmaz. Ya büyük diploma geldi mi olabilir? Kavalçı Kapıla, Mehmet Koç, Necati Sütçü, Resmiye Göç, Mehmet Tahan, Şenol Gülseren, İlkay Biber, Mehmet Yılmaz, Mesut Yücek, Türkler. Çoğunluğumuz vardır arkadaşlar. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 6. seçim dönemi 5. toplantı yılı Mart ayı toplantısının 1. birleşmenin 1. oturumunu açıyorum. Önce geçen toplantıya ait tutanak özetini okutuyorum. Zeytinburnu Belediye Meclisi 6. seçim dönemi 5. toplantı yılı Şubat ayı toplantılarının 3. birleşimi 1. oturumu yoklamaya toplu çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından Meclis 1. Başkan Vekili Hocam Doğan tarafından açıldı. Geçen toplantıya ait tutanak özeti okundu, oy sonunda oy birliğiyle kabul edildi. Hasan Hüseyin Üsküdar ve Mehmet Altuntaş gündem dışı konuşma yaptılar. Şenol Gülseren, İsmail Terzi, Cengiz Han Bahçekabı'nın sözlü önergelerinin başkanlık makamından havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Rapor 1 görüşmeye açıldı. Raporla ilgili resmi göç görüşlerini belirtti. Rapor ve sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Rapor 2 görüşmeye açıldı. Raporla ilgili Mehmet Koç görüşlerini belirtti. Rapor ve sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Rapor 3 görüşmeye açıldı. Raporla ilgili resmi göç görüşlerini belirtti. Rapor ve sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Rapor 4 görüşmeye açıldı. Rapor ve sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Rapor 5 görüşmeye açıldı. Raporla ilgili Gökhan Kasap, Berker Alsaç, resmi göç, Mehmet Altıntaş, Fikret Konya görüşlerini belirtti. Rapor ve sunuldu. Oy çok birliğiyle kabul edildi. Rapor 6 görüşmeye açıldı. Raporla ilgili İsmail Terzi, Zafer Alsaç, resmiye göç, Mehmet Altıntaş görüşleri belirtti. Rapor 7 görüşmeye açıldı. Raporla ilgili İlkay Biber, Hasan Albayrak, Zafer Alsaç, Mehmet Altıntaş görüşlerini belirtti. Rapor öyle sunuldu. O çokluğuyla kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından meclis toplantısına Mart ayında toplanmak üzere son verildi. Evet arkadaşlar, tutanak özetini oylarını da sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis başkanlığımıza verilecek yazılı ve sözlü önergesi olan arkadaşımız var mı? Buyurun Zafer Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz, benim bir önergem var. Maltepe Mahallesi nitrosu ve gümüşsü caddelerine yapılacak yol çalışmalarıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden bir 10 milyonluk bütçe aldık. İlçe meclisinden başkanla ilgili protokol daha önce bu meclise geçmiş idi. Büyükşehir Belediyesi'nden de bu 10 milyonluk bütçe mecliste geçti. Şimdi bu bütçenin Tem İşleri Müdürlüğü'nün bütçe terdibine ek ödenek olarak verilmesiyle ilgili bir önergem var. Ve bu önergeyi de gündeme alınarak komisyona havalesini arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, Zafer Bey'in önergesinin gündeme alınmasını ve bütçe komisyonu değil mi? Bu önergenin gündeme alınmasını oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka? Buyurun Şükrü Bey. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlar, seste sorun var. Bir önergem olacak. Onun öncesinde herhalde biraz önce sesim kayda alınmadı, tekrarlayayım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bir önergem olacak. Onun öncesinde kentsel dönüşümle ilgili bir iki konuyu sizle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Türkiye gündemindeydi. Zeytinburnu İstanbul'un gündemindeydi. Zeytinburnu kentsel dönüşüm olarak kamuoyunun gündemindeydi. İlçemizde bir tören yapıldı. Zeytinburnu Sahil Park Projesi'nden vatandaşlarımıza dairelerinin anahtarları teslim edildi. Maddi imkanlara uygun olan, imkan yaratarak bu tercihi yapan vatandaşlarımız da yeni konutlarında hayırlı bir ömür diliyoruz. Bunun dışında o gün gönderilen davetiyede yıkım ile ilgili gündem maddesinde Sümer Mahallesi'nde birinci etapta 1038 konut ve 212 iş yerinin yıkımı yer almıştı. Ama burada bulunan vatandaşlarımızla ilgili kendilerine izah edilen somut bir yol haritası hala gündemde yok. Sadece yıkımdan bahsediyoruz ama yapım ile ilgili bilgiler kimse tarafından bilinmiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız, vatandaşlarımızın bu konuda bilmediği çok şey var diyor. Gerçekten vatandaşımız maalesef çok şey bilemiyor. Yıkımdan sonra nerede kalacağını bilemiyor. Kira yardımının kimlere yapılacağını bilemiyor. Haçlı binaların durumunun ne olduğunu bilemiyor. Kaçak yapılara ne gibi bir uygulama yapılacak, o konuda bilgileri yok. Güçlendirme yapabilecekler mi, onu bilmiyorlar. En önemlisi, vatandaş dönüşüm için Sümer Mahallesi'ndeki riskli alanda ne kadar bir bedel ödeyeceğini bilemiyor. Bu gibi soruların cevaplarını vatandaşı tatmin edecek şekilde vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
risk alanı ilan edilen 5 hektarlık alanda yapılacak projeyle ilgili henüz kamuoyuna verilmiş bir bilgi yok. İkinci etapta bu alanda 1304 konut ve 36 adet dükkanın yer alacağı Kiptaş'ın beyanıdır. Kentsel dönüşüme düzgün olarak bakılmıyor ve fırsat kaçırıyor. 1999'dan bugüne kadar gelen süreyi hep birlikte verimli bir şekilde değerlendiremedik. Her zaman söylüyoruz, halkın demokratik bir ortamda kentsel dönüşüm sürecine katılmaları mutlaka sağlanmalı. Projelerle ilgili bilgiler önceden verilmelidir. Sümer'de belirtilen 5 hektar veya 4 hektar olarak belirtilen alanda bulunan vatandaşlarımızın proje ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmesine talep ediyoruz. Kullanım değerleri değişim değerine yansıtılmalı, vatandaş da bundan faydalanmalıdır. Buranın çözümünün vatandaşa fazla bir ekonomik yük yüklemeden Kiptaş tarafından mutlaka bulunması veya idaremiz tarafından bulunması gerekiyor. Biz yapıcı çözümlerde CHP olarak her zaman doğrunun yanında yer alacağız. Bölgemizde gündemde olan diğer bir konu ise Beyefendi işçi bloklarıdır. Buranın geleceğe yönelik değeri gerçekten çok yüksek olacak. O şekilde de gözüküyor. Burayla ilgili CHP grubu olarak bir önergemiz var. Onu okumak istiyorum. Zeytinburnu Belediyesi Meclis Başkanlığı'na son günlerde ilçemizde bulunan bazı yerleşim alanları ile ilgili olarak kentsel dönüşüm konusunda kamuoyu gündeminde muhtelif senaryolar dile getirilmektedir. Veli Efendi işçi bloklarının bulunduğu 46.750 metrekarelik alan konusunda müteahhitlerin yoğun bir çalışma içerisinde olduğu ve vatandaşlarımız ile görüşme yaptıkları bilinmektedir. Bu çalışmalar devam ederken 6.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile öngörülen 18. madde uygulama sınırları içerisinde yer alan işçi bloklarındaki parsellerden bazıları hakkında ilk öğretim tesis alanında kalmaları nedeniyle kamulaştırma işlemlerine başlanmıştır. Veli Efendi işçi bloklarında 18. madde uygulama sınırları belirlenmiş bahsekonu alan içerisinde bulunan kamulaştırma kararı alınmış alınmamış ilk öğretim tesis alanı, park, yol ve diğer sosyal donatı alanları içerisinde yer alan parsel maliklerinin mağdur olmaması ve haklarının uygun bir yerde toplanması için gündemdeki gelişmeler dikkate alınarak gerekli çalışmaları yapması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. Ercan Ekşi, Fikret Konya, İsmail Terzi, Mehmet Koç, İlkay Güver, Resmiye Gök, Şenol Yüzseven, Mehmet Dağ, Mehmet Yılmaz, Cemal Aydar, Necati Sütçü, Cengiz Han Bahçekapılı, Hüseyin Üsküdar. Teşekkür ederim. Evet, önergeyi alalım arkadaşlar. Buyurun Zafer Bey. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Fikret abinin birinci dileğiyle ilgili, kaybıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Sümer'deki kentsel dönüşümle ilgili. Aslında başkanımızın farklı zamanlarda meclise yaptığı konuşmalar ve bilgilendirmeler farklı bilirse veya anlaşılsa bu sorular gelmemesi lazım. Biz Sümer Mahallesi'nde 1038 daire 222 iş yerini ilgilendiren bir kentsel dönüşüm uygulamasının birinci etabı bitti. Geçen başbakanımızın da katıldığı 455 dairenin teslimi töreni yapıldı. Şimdi ikinci etabı var. İkinci etabıyla ilgili bir ön hazırlığımız var. İkinci etapında şu anda 583 tane konut kalıyor. 455 teslim edildikten sonra 583 konut var. 200 civarında da iş yeri var yapılması gereken. Şu andaki bizim çalışmalarımız da iki şekilde yapılabilir. Bir, ikinci yine etaplara bölerek, ikinci etap olarak şu anda 455 konutun boşaltıldığı yeri yıkıp yine oraya konut yapıp diğer konutlara aktarmak, diğerlerine de üçüncü etap olarak yapmak. İkinci yöntemde şu anda kentsel dönüşüm yasasına da dayandırarak 583 konutun tamamını kiraya çıkarıp o bölgenin tamamına girip
bir veya iki yıl içerisinde bitirip tamamını teslim etmekte. Bu ikinci bizim şeyimizde var, yöntemimizde var. Şu anda konuşuyoruz, görüşüyoruz. Tahmin ediyorum birkaç ay içerisinde bunlar netleşmiş olacak projelerle birlikte. Zaten meclisinden mutlaka bilgilendiririz, bilgisi de olur. Ona göre uygulamaya gireceğiz. Uygulama yöntemimiz aynı. Yine %25 kesinti olarak birebir daire vereceğiz. İş yerine de aynı, konutlarda da aynı. Yöntemde bir değişiklik yok. Durum böyle. İkinci konuyla ilgili ve Beyefendi bloklarıyla ilgili. Aslında ben Beyefendi'deki ülke sahipten bir kısmı randevu almıştı, geldi. Kendilerini de bilgilendirdim. Ben tekrar meclisin bilgilenmesi açısından bu vereceğim bilgiler bizim için çok önemli. Beyefendi bloklarının bulunduğu alan 1993 yılının sonuna doğru Nurettin Sözen döneminde plan değişikliğine uğruyor. EMSAT 2'ye çıkıyor burada. Ahmet Nefi Paşa İlk Üretim Okulu'nun bulunduğu alanın ilk üretim alanı genişliyor. İki katına çıkıyor. Bu planlar 1994 yılında askı süresi bittikten sonra ilçe belediyemize geliyor. Biraz uzun süren bir bölümünlük plan çalışması oluyor ve 1997 yılında bizim planlar ilçe meclisine geçiyor. Süreç bu. 2000 yılında da askıya çıkıyoruz biz de. 6-7 yıllık plan süreci var. Burası şu anda Ahmet Nefi Paşa İlk Üretim Okulu'nun alanında iki tane blok var. Bu alanın tamamı 18. madde kapsamı içerisinde. Fakat Milli Eğitim'de Burak Okulu'nun okul alanının büyütülmesiyle ilgili bir talebi var. Bununla ilgili de kamulaştırma isteği var. İl Özel İdaresi tarafından da kamulaştırma programında şu anda. Yapılması gereken iki şey var. Birincisi ya mülkiyet sahipleri bir anlaşma yapar, bir müteahhitler ve kendiler aralarında anlaşma yaparak tamam o 18. madde kapsamı içerisinde ve herkesin burada konutu ve iş yeri olur anlaşma neticesinde inşaat yapılabilir. Ya da yine mağdur edilmeden kamulaştırma olabilir okul alanında kalan kısım. Ya da yine bu büyükşehirin talep edilmesi lazım. Bu okul alanında kalan blokların plan tarzı süreci tabi okula da zeytinliğine ihtiyacı var. Büyükşehir'e talep edilmesi gerekiyor. Büyükşehir'in bu talebi değerlendirilmesi lazım. Fakat eğer ülke sahipler kendi içerisinde anlaşma yaparsa biz belediye olarak, Zeytinburnu Belediyesi olarak çok rahatlıkla 18. maddeyi seve seve uygular ve buradaki mağduriyeti çözmüş olduk. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet Fikret Bey'in yazın önergesini. Buyurun. Önerge değil de bir rica. Bu konuyla ilgili mi? Yani, İstifade. Başkanım bir önergeyi havale edin de arkadaşlar. Önergeyi önce bir oynayalım da ondan sonra. Evet arkadaşlar Fikret Bey'in yazılı önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yani bu bir rica. Misafirlerimiz var. Bu 18. madde uygulaması. Şu anda bizi dinleyen bu yönden halk var. Yani halk orada, vekilleri burada. Bence bu güvenliği kaldırsanız İyi olur. Kompleks yarattı. Sıkıntı yarattı. Kompleks yarattı bu. Yanlış bir şey. Ne dedim ya? Şu güvenlikçi arkadaşlar ve biz böyle şey de değiliz. Daha almaya gelmedik. Böyle şey mi olur ya? Saldırıdan değiliz ki ya. Biz getirdiğiz ayrı bölgede görevlerimiz var. Sayın Başkan Bey için şey alalım. Buyurun. Sayın Başkan yani arkadaşlar gelmişler. Vatandaşlarımız hoş gelmişler. Ya şova yönelik bir hareket yapmanın da bir alemi yok. Yani meclis kendi işine bakması lazım. Orayla ilgilenmenin bir şeyi yok. Yani orası gereğini yapar. Lütfen meclis kendi işine baksın. Dolayısıyla meclis görevi neyse, mesela 18. maddeden bahsettik de 18. madde problem çözmeye yönelik olan bir maddedir. Fikret Bey de bununla ilgili önerge verdi. Vatandaşın mağdur olması söz konusu olamaz. Olmaması gerekir. Bizim buna el kaldırmamız da söz konusu olamaz. Yani vatandaşın problemi çözülecek, onları mağdur edilmeyecek ne varsa biz bunun yanında oluruz. Hep birlikte oluruz. Sadece biz de olmayız. Ama bunu şova çevirmenin de bir anlamı yok. Lütfen bunu da yapmayalım. Vatandaş gelmiş dinler. Vatandaşımız dinler. Güvenlik görevlileri yerine getirir. Meclis üyeleri kendi görevlerini yapar. Ve buradan da dağılırız. Yani
lütfen şov yapmayalım. Meclis kendi görevini yapsın. Yani şu manzaradan Sefer Bey'e rahatsız olmuyor mu? Evet abi. Ben, halk orada önemli şu var mı? Ben herkesin görevini yapması gerektiğini söylüyorum. Burada şov yeri olmadığını söylüyorum. Meclis kendi görevini yapsın diyorum. Yani şu anda şovu sen arkadaşlar. Hayır, şovu siz yapıyorsunuz. Pardon, şimdi gündeme gelmedik. Bizi bilgilendirin ve biz gidelim buradan. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçiyoruz arkadaşlar. Gündem maddelerinin var. Vatandaş bilgi istiyor meclis. Çünkü toplayıp getiriyorsunuz, şov yapıyorsunuz arkadaşlar. Müsaade eder misin? Müsaade etsin. Lütfen. Bakın şurada kadın mezarda yatıyor orada. Adam dikilmiş başına. Ne yapacak kadın bu duvarın böyle olduğu zaman? Ne yaparım ben bu arkadaşlar? Açıklama yapar mısın Sayın Başkan? Bu meclisin bir çalışma yöntemi var ya. Arkadaşlar. Herkes kendi görevine, kendi işine baksın lütfen. Buyurun. Grup başkan vekili konuşacak. Herkesi sükunete ve meclisin yönetiminde yardımcı olmaya davet ediyorum. Buyurun Mehmet Bey. Başkanım hayırlı günler diliyorum. Şimdi tabii daha önceden karşılaşmadığımız bir usul ve metotla karşılaşıyoruz. Bu meclis çalışma şeklinde yönetmeliğinde ve ilgili kanunlarda vatandaşlarla meclis üyelerinin birebir muhatap olma gibi bir usul yoktur. Meclisin kendi içerisinde olan bir şeydir. Elbette vatandaşlar bulunduğunda burada yapılan konuşmaları, ilgili bilgileri edinme hakkı vardır. Orada edinebilirler. Yani böyle bir vatandaşlarımızla birebir muhatap olma gibi bir usul başkanlık açısından önüne alınmalıdır. Ve konuyla ilgili Zafer Bey bilgi verdi. Arkadaşlar bilgi deyince ben isterseniz biraz daha böyle basit dinle çağırmak istiyorum. Arkadaşlarım buradaki toplanma sebepleri benim anladığım kadarıyla Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu'nun çevresindeki iki bloğun 1992 Nurettin Sözen zamanında 1993 Nurettin Sözen zamanında yapılan bir plan gereği o iki blok okul alanına alınmıştır. Ve daha sonra da Sayın Adil Emecan zamanında da o iki blok binlik planlarda yine okul alanı olarak konulmuştur. Ve o planlar şu anda mevcutluğunu devam ettirmektedir. Bu döneme kadar da çeşitli defalarca oralar istimlak konusu söz konusu olmuş ama vatandaşın mağduriyeti olmasın, ona bir ortak çözüm bulunsun diye bu kadar bugüne kadar istimlak yapılmamıştır. Yani bu arkadaşları buraya gelme sebepleri Sözen zamanındaki yapılan 5000'lik plan ve ona bağlı olarak da Adil Emecan zamanında yapılan 1000'lik planın neticesindedir. Peki bu planlar yanlış mıdır? O ayrı konu. Ben yanlış diyemem. Okulların açılması falan filan. Ama başkanlığımızın da bu konuyla ilgili genel bir bakış açısı vardır. Nedir genel bakış açısı? Hem okulun çevresinin açılması hem de buradaki arkadaşlarımızın mağdur edilmemesi. Onunla ilgili de işte 18. madde uygulamasıyla zaten o bölge tamamen dönüşmesi gereken bir bölgedir. Yoğunluğu düşük bir bölgedir. Çeşitli böyle fikir tatilleri yapılıyor. Onun neticesinde yani umarız ki bugünkü yönetimin bakış açısı odur. O bölgenin tamamen dönüşmesi esnasında bu iki bloğun hem yerinden yani istimlak neticesini yetiştirilmesi hem de yeni yapılaşmada bu blok sahiplerinin o bölgede yeniden aynı konutların edilmesi konusunda başkanımın bir inisiyatifi vardır. O konuda çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca direkt Zeytinburnu'nun bununla bir alakası yoktur. Zeytinburnu Belediyesi'nin hüküm açısından. Niçin? Burada istimlak edecek makam il özel idaresidir. Bizim Zeytinburnu Belediyesi değildir. Yani okulun sahibi, okulun maliki, validir. Ona bağlı özel idaresidir. Bütçe ona aittir. Tamamen Zeytinburnu Belediyesi'nin aslında hukuki olarak dışında olan gerçekleşen bir konudur. Fakat halk Zeytinburnu halkı olduğu için Zeytinburnu Belediyesi bu kişilerin mağdur edilmemesi, zaten bölgenin bir dönüşüm alanı olduğu, o dönüşüm içerisinde bu kişilerin sadece parayla değil, konutlarını muhafaza ederek dönüşmesi konusunda bir inisiyatif sergilemektedir. Bugün itibariyle de hemen yapılan bir şey yoktur. Bilgilerinizi arz eden teşekkür ederim. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Değerli arkadaşlar, bir dakika Fikret Bey. Bir dakika anlaşılarla ilgili tabii ki konuşacağız ama onlar dinleyecek. Biz görevimizi yapacağız. Onlarla böyle karşılıklı söz ve diyalog halinde olmak meclisin uygulamalarına aykırıdır.
bir üst emeği kararları almak için burada konuşacağız. Herkes fikrini, düşüncesini söyleyecek ama herkes kendi görevini yapacak. Buna riayet edilmesini bir hasta rica ediyorum. Buyurun Hükmet Bey. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, iktidar muhalefet, hepimiz burada zeytin dağıtmak için çalışıyoruz. Ve onlar için hizmet yapmaya gayret ediyoruz. Biraz önce grup başkanımız söyledi, İvan planı eski döneme ait. Tabii ki burada yapılan bir takım şeyler eski döneme ait olacak. Bu plan güzel bir plan. Bu plan içerisinde yol alanları var, okul alanları var, sosyal donatı alanları var. Sefer Başkanı da biraz önce söyledi. Burada 18. madde düzenlemesi yapılacak. O tarihte karar vermişler. Ama demiş ki planı yapan irade 18. madde uygulanacak. Buradaki hakları, düzenleme ortaklık payları ayrılarak kişilerin mülkiyet hakları diğer alanlarda korunacak. Burada sadece okul alanı yok. Burada imar planına göre yol içerisinde kalan yerlerimiz de var. Park içerisinde kalan yerlerimiz de var. Bu alan 50 bin metrekareye yakın bir alan. Zeytinburnu'nun en önemli yerlerinden bir tanesi. Belki 6-8 ay sonra burada yüksek ve modern binalar yükselmeye başlayacak. Bizim buradaki gayemiz planın amacına, ruhuna uygun olarak 18. madde uygulamasıyla halkın bir araya gelerek, birbirine güvenerek, destek vererek kendi geleceklerini kurması, kendi haklarını korumasıdır. Bununla ilgili bir önergemiz oldu. Arzımız, ifademiz bundan ibarettir. Yoksa tabii ki her dönem görev yapan insanlar bir takım kararların altına imza atıyorlar. Ama bize düşen görev geçmişten bugüne gelen süreç içerisinde en doğru neticeyi bu meclisten çıkarmak. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Hükmet Bey. Başkanım. Evet arkadaşlar. Başkanım. Bu konuyla ilgili ben de... Bu konuyla ilgili. Bu konuyla ilgili birkaç bir şey. Buyur, kısa olsun. Önleriniz karabalık çünkü. Buyur. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, meclis üyemiz Fikret Konya'nın tarafından verilen önergede belirtildiği gibi o bölgenin bütün sorunları giderilmeli. Zeytin'in ilk sitelerinden biridir Veliefendi işçi blokları. Oradaki vatandaşların bir kısmı bugün kamulaştırma tehdidi altında, bir kısmında ileride afet riski altındaki alanların hakkındaki kanun kapsamıyla karşı karşıya olabilirler. Bu alan İstanbul'da kentsel dönüşümün en rahat yapılabileceği bir alandır. Çünkü 46.700 metrekarelik alanda sadece 288 adet bağımsız birim bulunmaktadır. Buradan bakıldığında buranın çok büyük bir rant getirisi olduğunu görebiliyoruz. Bu rantı hem bugün kamulaştırmayla karşı karşıya kalan vatandaşlarımız hem de onların dışındaki diğer site sakinleri almalılar ve onların haklarıdır. Bugüne kadar o sitenin alt bölümündeki vatandaşlar bir takım müteahhitlerle görüşmeler yaptılar. Dün de farklı müteahhitle görüşmeler yaptılar. Ama bizim önerimiz, bizim öngörümüz o bir sitenin bütün sakinleri 46.700 metrekarelik alan için uğraşmalı, onun için çaba vermeli, onun için plan ve projeler üretilmesini istemeli. Burada hem biz meclis üyelerine hem bu yönetime çok büyük görevler düşüyor. Gelin bu vatandaşlarımızla ilgili yapılması gereken her şeyi iktidar muhalefet hep beraber yapalım. Onları doğru bilgilendirelim, yönlendirelim. Plan ve projeleriyle ilgili onlara iktidar muhalefet el ele destek olalım. Biz de onun için buradayız zaten. Mağduriyetlerini bir şekilde önleyelim. Yoksa burada bir arada onlar adına işlemler yürütemezsek, yapamazsak onların akıbeti de ileride Sümer'deki vatandaşlarımız gibi olacak. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Buyurun. Mehmet Bey. Az önce aslında usul olarak aynı konuyla ilgili tekrar bir kişinin söz alması, tekrar söz alması uygun değil ama yani bir konuyu da halkımızın, yani herkesin bilmesi gerekiyor. Az önce ben bir konu anlattım. Aslında benim anlattığım konunun içerisinde İlkay Bey'in talep ettiklerinin tamamı vardı. Nedir o? Zaten Zafer Bey de konuda bahsetti. Daha önceki dönemlerde buralar sadece istimlak kararı alınmıştır. Fakat 2000 yılında bu dönem tarafı, bu belediye yönetimi tarafından oraya 18. madde sınır ilave edilmiştir. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı yani o bölge içerisinde yeri yolda kalan, okul alanında kalan, camide kalan, parkta kalan kişiler sadece para alıp gitmekle kalmasın, o bölgenin içerisinde mülk sahibi olsunlar. 18. madde uygulaması gereği, 18. madde uygulaması gereği oradaki sosyal donatılardan herkes müsbet menfi yönde etkilesinler anlamında. Ve bu belediye tarafından eklenmiştir. Sadece laf olarak konuşulmuyor. Zaten az önce anlattığım gibi ve Zafer Bey'in de bahsettiği gibi zaten Fikret Bey'den talebi oldu. Onun neticesinde burada bir çözüm olacaksa çok yüksek yoğunluklar vererek değil, sadece sosyal donatı ve istimlak alanlarını 18'de diğer yerlere dahil ederek yapım bedeli dahilinde oranın yeniden dönüşmesidir. Hiçbir yönetim ayrıca bu konuyla ilgili kamulaştırma parası vermek istemez. Ondan dolayı da zaten bahis konusu kişilerin o 18 uygulaması neticesinde orada mülklerinin muhafaza etmesi söz konusu talep edilen odur. Şimdiye kadar da zaten 89'dan beri istimlak edilmeme sebebi ve bugüne kadar gelme sebebi de odur. Bilgilerimi arz ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Mesele çok güzel anlaşıldı. Fikret Bey'in vermiş olduğu yazılı önergede zaten bu konudaydı. Evet. Buyurun Sefer Bey. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, tabii bizim görevimiz insanlarımızı mağdur etmek değil. İnsanlarımızı kesinlikle mağdur etmeden daha iyi imkanlara kavuşmasını sağlamaktır. Buradaki meclis üyelerinin tamamının görevi budur. Dolayısıyla orada yaşayan insanların da mağdur edilmeden çok daha iyi imkanlara kavuşarak hayatlarını yine o bölgede sürdürmeleri esastır. Biz buna yakaldırırız. Bunun da böyle olacağını hepimiz göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Ancak İlker Bey'in söylediği bir şey var. Hani gene Sümer'de olduğu gibi diyor. Ben Sümer'dekilere de baktım. O günkü törende de baktım. İlk anahtarı alanın soyadını ben merak ediyorum. İlk anahtarı alanın. Nedir soyadı? Hem de en sağlam binasını vererek oradan daire almış. Biberoğlu ailesi yine orada ben şey yapmak için söylemiyorum. Akıllı bir iş yapmış. En sağlam, o bölgenin en sağlam binasını vermiş. Bu Kiptaş'ın o yaptığı dönüşüm alanından dairelerini almış, anahtarını da o aldı. Yani yanlış mı yaptı? Yapmadı. Demek ki o proje doğru bir proje. Dolayısıyla iki de bir yani Sümer'de oluyor. Sümer'de ne olmuş yani? Olan 400 küsur tane daire belediye bir kuruş bedel ödemeden almış, vatandaşlara vermek için dönüşüm alanına dahil etmiş. 20 küsur dükkanda zannediyorum o civarda bir dükkanı da almış, yine vatandaşlara verecek. Yaptığı bu. Onun için lütfen bunları karalamak yerine el birliğiyle, bak az önce söylenenlere tamamıyla katılıyorum. Fikret Bey dediğine doğrudur. El birliğiyle hepimiz aynı anda doğru olan her şeyi yapalım. Vatandaşlarımızın problemleri neyse biz bunun çözümüne el kaldıralım. Ama doğru olanı işte şöyle doğru, böyle doğru, orayı yamut, burayı yamut, o zaman doğruya ulaşamayız. Doğruya ulaşamadığımız gibi zaman gelir gene o iş öyle olur ama biz zaman kaybetmiş oluruz. İşte 1993'lerde veya 97'lerde yapılmış bir plan var. 2000'lerde gelmiş bir başka idare demiş ki yanlıştır bu. İnsanlar mağdur olmasın. 18. madde için alınsın. İstimlak edilmesin. Bunların da buralarda hakları olsun demiş. Şu anda yapılan da budur. He. Verilen önerge de budur. Ona da ben bir şey söyleyeyim. Ama lütfen bunu manipüle etmeden yapalım. Arz ederim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu konu böyle ilerlerse Sayın Başkanım gündemimiz çok yoğun. Tamam. Sayın Başkanım. Fikret Bey. İlkay Bey. Sayın Başkanım. Yeterim kadar sözü verdim. İlkay Bey. Ama benimle ilgili bir şey sordu. Cevap vermem lazım. Versin şey cevabı. Versin. Ya bir dakika. Şimdi az uzatmadan buyurun.
Bütün biraz sonra gündem maddelerini sıralı okuyacağız. Hepsi komisyonlara haber olacak. 15 dakika bile sürmeyecek. Çıkacağız gideceğiz. Ne oluyor? Ne acelemiz var? Müsaade misin? Sefer Bey bir şey sordu cevap vereceğim. Orada binası yıkılan, hatta ben de o alandaydım. Başbakanımız, Sayın Başbakanım dedi ki bakın iki kepçe darbesiyle yıkılacak dedi. İki kepçe, üç kepçe yıkılmadı. Sağlam bir binaydı. Kimin binasıydı? Benim akrabamın binasıydı. Babam, amcasının, çocukların binası. Yaklaşık 3000 metrekare bir arsadır. Boşalan. Orada iki tane binaları vardır onların. Ama gerçek nedir biliyor musunuz? Onların dışında orada 75 metrekarede olan oturan insanlar vardır. Ben bir örnek vereceğim. İki kardeş aileleriyle beraber iki tane dairelerini veriyor. Yani Kiptaş'la karşı karşıya kaldılar. Yapacak bir şeyleri yok. Köşeye sıkıştılar. Kabul ettikleri iki dairelerini verecekler. Bir tane daire alacaklar. İşte kiraya çıkacaklar. Sonra iki sene sonra satılamaz kayıtları kalktıktan sonra daireleri satacaklar. Alabilirlerse birer daire alacaklar. Ben o dönemden bir şey daha hatırlatacağım size. Sayın Başbakanımız oraya gelen anahtar verdikleri vatandaşlara iki soru sordu. Bak, iki soru. Birisi kaç çocuğunuz var? Bir diğeri ise kaç metrekare daire aldınız? Anahtarı alanların, orada anahtar alanların hemen hemen hepsi 3-5 kişiydi. Anahtar verdikleri 90 metre civarında daire alanlar. Şimdi 75 metrekare dairesi olan vatandaştan %25'ini kestiğinizde vatandaşa 1+1 daire anca alabilme ve üzerine park ödemek şartıyla alabilme koşulu geliyor. Başbakanın sorduğu soruya tekrar geri dönüyor. Kaç çocuğunuz var? Kaç metrekare daire aldınız? En az 4 nüfuslu, 5 nüfuslu bir aileyi 1+1 evlere mahkum etmek zorunda kalan bu Kiptaş, bu belediye yönetimi, bu başbakanın sorusuna kendisi cevap versin. Hatta orada vatandaşın bir tanesi dairelerin küçüklüğünden bahsetti. Sayın Başbakanımız döndü arkaya. Şimdi orada yaşananlar küçük dairelerle ilgili. Büyük yerlerin problemleri yok zaten. Onlar veriyorlar, karşılığında da fazlası, yani yer alabiliyorlar. Ama bir tane dairesi olan vatandaş, başka gidecek bir yeri yoksa ve 1+1'e dayatılıyorsa, buna ilgili bir örnek daha vereceğim. 1962'den beri orada yaşayan bir ailenin bir ferdi halasının dairesini satın alıyor. Kiptaş'a gidiyor. Diyor ki Kiptaş sen 2009'da satın aldın. Ona bir örnek diye anlatıyorum. İnsanlarımızın aklında bulunsun. Sen diyor 2009'da satın aldın. Gider Bey, suistimal ediyorsunuz. Yani burayı suistimal edin de reklamı bırak, tamam. Ben suistimal etme, oranın gerçeği değil. Önce üstüne örnek veriyorsun ama, geçiyorum. Vatandaşların bilmesi lazım. Tamam. Şimdi 90 metre dairesi olan bu çocuk, bu adam 1+1 bile alamıyor. Gider Bey, tamam. Gerçekler budur. Arkadaşlar. Mağduriyet vardır. Anne. Gündem maddesi var. Başkanım. Bir dakika, bu konu bitti. Önerge var. Başka önerge var. Önerge bir haber yok. Şu gündemimizi bir şey yapalım, önergenizi. Buyurun, önergenizi okuyun. Sayın Başkan, değerli meclisiyeli, kamuoyunda yol parası, kaldırım parası veya taş parası adı altında bilinen bir konuyla ilgili bir önerge vereceğim. Belediye Gelirler Kanunu 86. maddesi diyor ki belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerde aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı alınır şeklindeyken 12-11-2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve 6 Aralık 2012 tarihinde resmi gazeteye yayınlanarak yürürlüğe giren 13 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe kurulması ile ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6360 sayılı kanun çerçevesinde madde 86 belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan ve başka şekilde bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden meclis kararı ile
yol harcamalarına katılma payı alınabilir şeklinde değişiklik yapılmıştır. Yani bu şu demek oluyor ki, eskiden alınır hükmü, yani biz meclis kararıyla alınabilir veya alınmayabilir şeklinde değişikliğe uğramıştır. Bugüne kadar Zeytinburnu Belediyesi'nce uygulanan ve bu maddenin bu kanun değişikliği ile ilgili kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce fark edilmeyen ve daha sonraki yol yapımlarıyla yola katılım payı adı altında alınan çeşitli harçların kaldırılması ile önergenin belediye başkanlarına havalesini arz edilir. Yazılı mı önergeniz? Yazılı önerge. Buyurun Cemal Bey. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hasan Hüseyin Bey'in bahsettiği gibi bu kanun değişmiştir. Bu kanun zaten bizim ve muhalefet partisinden de birkaç arkadaşın girişimiyle değişmiştir, katkımız olmuştur. Özellikle de Fikret Bey'in kendi bütün milletvekillerine bu konuda bilgilendirme yapmıştır. Değişmesinin önerildiğini söylemiştir. Biz de aynı şekilde kendi milletvekillerimizle görüştük ve sonunda değişti. Alınabilir diye. Zaten biz bunu hiçbir zaman alma taraftarı değildik. Bu mecliste zaman zaman da bunun konusu oldu. Fakat kanun olduğu için tahakkuk ettirilmediği zaman belediye başkanından bizzat zimmet olarak çıktığını da ifade etmiştik. Bu kanun çıkmadan önce bizim zaten tahakkuk etmediğimiz hiçbir yol yok. Tahakkuk ettiklerimizi de almak zorundayız. Ama bundan sonrası için yaptığımız hiçbir yoldan, kaldırımdan bu kanuna istinaden zaten artık ücret almayacağız. Alınabilir olunca elimiz rahatladı. Biz zaten almak taraftarı değildik. Bilgilerimize sunmak. Gökhan Bey'e teşekkür ediyorum. Hasan Hüseyin Bey. Evet arkadaşlar, Hasan Hüseyin Bey'in yazılı önergesini başkanlık makamına havalesini oylarla sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gökhan Bey. Arkadaşlar, şimdi ek gündem maddemiz var. Bu gerçek değil. Yanlış bir beyandır. Almak istemiyorsanız %1 de alabilirdiniz. Ama en üst sınırdan emlak beyan değerini %2'sinden aldınız hep şimdiye kadar. Halka gerçekleri söyleyeyim. Kanun en fazla %2'sine kadar alabilir diyordu. %1 alsaydınız, %0.5 alsaydınız. Zimme çıkar. Teşekkür ederim. Evet, söyleyeyim. Başkanım. Burada itham var. Beni yaratacak bir itham. Benim soruma da birinden bir cevap. Sorun. Sorun söyleyelim. Şimdiye kadar bu kanun değiştikten sonra şimdiye kadar tebligat yaptığınız fakat ödenmemiş paralar muaf mı? Onlardan alacaksınız. Asıl olan tahakkuktur. Tahakkuk edip tebliğ ettikten sonra tahsilatı yapmamak gibi bir şansınız olur. Ama Zeytin Burnu'nun aşağı yukarı %90'larda onlardan alacaksınız. Öyle yazılıyor. Evet Gökhan Bey, teşekkür ediyorum. Bu teşekkür etmeyin Sayın Başkanım. Ben de cevaptan sonra buyurun. Resmi Hanım yalancılığı iddia etti. Kendisi bir kere kırıyoruz. Çok iyi. Yani yanlış veya yanlış olur mu? Ya niye yanlış olsun? Ben kendimdeyim. Bir hap falan içmedim. Bir şey de içmedim. Ne dediğimi biliyorum. Kanunu kendisi bir hukuk insanı ama ben bunu hep söylerim. O da hep kızar. Çoğu zaman yanılmaları vardır. Bu kanunu iyi incelememiş. Kanun diyor ki oranlamayı yaptıktan sonra %2'nin üstündeyse oran, yani o yolun yapım masrafı o yoldaki bütün raiç bedellerin toplamına oranlanır. %2'yi geçiyorsa maksimum %2 alabilirsin. %2'nin altında çıkıyorsa o oranı alabilirsin. Yani 0.5, 1, 1.5 ama çıktığı orana bağlı. Çoğunda da 3-4 çıkar bu. Maksimum 2 alırsın. Almak zorundasın. Nitekim bazı vatandaşlarımız bunu mahkemeye vermiştir. Ama maalesef, bakın maalesef diyorum, Zeytinburnu Belediyesi haklı çıkmıştır. Çünkü biz bu vergiyi hiç almak istemedik. Onun için beyanda yanlış falan yok. Yalancılıkla da hitap etmeyelim. Kanunu iyi inceleyelim. Resmi Hanım bu hatayı çok sık yapıyor. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gündemimizin mermer
Tamam, evet arkadaşlar, ek gündem maddemiz var. İki maddeden oluşan. Meclisin meclis başkanı yönetir. Bugüne kadar sizin bütün oturumunuzda bu sıkıntı oluyor. Bakın şimdi Gökhan Bey söz istedi, vermediniz. Sefer Bey konuşsun, konuşsun dedi, söz verdiniz. Sonra Gökhan Bey konuşurken Mehmet Bey grup başkan vekili Mehmet Bey, pardon İlkay Bey söz istedi, vermedi, özür dilerim. İlkay Bey söz istedi, hisle genç olduğu için karıştırdım. Söz istedi, vermediniz. Sefer Bey ver deyince söz verdiniz. Sonra İlkay Bey konuşurken Mehmet Bey böyle yaptı, yeter dedi. Siz bir daha ondan sonrakilere söz vermek istemediniz. Lütfen meclis başkanına yakışır şekilde hareket edin. Yani şimdi milletin beden dinle, üstü miktarda laflarına bakarak meclisi idare etmeyin. Bak bir daha böyle olursa ben daha ağır ithamda bulunurum. Bunu peşinen söylüyorum. Teşekkür ederim. Ercan Bey, meclis başkanı nasıl yönetileceğini sizden öğrenecek değil. Bir ikincisi Mehmet Bey böyle dediğinden ben görmedim bile. Orada kendi kafanıza göre uydurup bir şeyler söylemeyin dedi. Siz ben ısrarla size bakıyorum, grup başkanı emekli olarak bir söz alacak mısınız diye. Size bakıyorum, söz almadınız ama böyle ithamlar size yakışmıyor. Burada en tecrübeli meclis üyesisiniz. Siz örnek olacaksınız burada. Buyurun. Evet arkadaşlar. Ben bir söz alabilir miyim? Gündeme geçmedi. Zafer Bey hazır buradayken. Bir dakika İsmail Bey. Buyurun. Çünkü Zafer Bey buradayken benim bu süreyle ilgili bir şeyler söyledi. Gelecekteki planlamayla ilgili. Şimdi biz Kiptaş Genel Müdürü'nün bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyelerine verdiği bir briefingde Sümer'de kentsel dönüşüm olacak bölge 3 ay olmuştur. Bu birinci etap şu anda teslim edilen etap, ikinci etap şu anda daireler taşınan etap. Şöyle demişti, 2-1'e taşınacak, 3'teki bölgedekiler 2'ye taşınacak, 3 ne olacak dediğimizde 3'te kim taşa kalacak demiş. Peki kentsel dönüşüm devam edecek mi? Hayır, bundan sonra devam etmeyecektir. Sonuçta şöyle. Yani bundan sonraki bütün alan, şu anda ikinci etap yapılacak alanda nedir bu? İşte biraz genişletilmiş şekilde Turan Güneş'e bakan ve onlarca da bir ve ikinci sokaklar neyse o alanda bütün dairelere sığdıracaklar. Üçüncü etapta da yaklaşık 30 dönüme yakın bir yer. Tahmini konuşuyorum, yanlış olabilir. Kiptaş'a toprak olarak demişti. Neden diyor sorduğumuzda, sonuçta bu kadar masraf yapıyoruz, bu da Kiptaş için. Ticari bir konuşuruz dedi. Yani kar zarar hesaplarımızdan bize kalacak. Şimdi burada yani halka bedava dağıttığı verildiği tezi burada çürüyor. Çünkü Kiptaş da bir şey karşısında bunu yaptığını anlamışlar. Şimdi bu konuda bizim net bir bilgilendirmesi gerekiyor. Kiptaş'ın dediği mi doğru? Zafer Aksaç'ın dediği. O konuda bir iş var. Evet. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi kentsel dönüşüm, Sümer'deki kentsel dönüşüm süreci başladığında bizim kentsel dönüşümden ilgili yasamız henüz çıkmamıştı. Buna ilgili çalışma yıllardır devam ediyordu. Biz yasa çıkmadan önce kendimize bir planlama yapmış idik. Etaplamayı biraz önce sizlere paylaştık. Ama şu anda yasamız çıktı. Yasa ciddi anlamda bize kolaylıklar da getiriyor. En azından şu anda geriye kalan 583 tane konutu kiraya çıkararak, çünkü yasa buna imkan veriyor, bütünü şeklinde değerlendirebiliriz dönüşümü. Tek seferde yapabiliriz. Biz biraz önce de ifade ettik. Bu öngörüleri düzeltme çalışma yapıyoruz. Hangisi bize en uygun ise, sıkıntı oluşturmayacaksa vatandaş açısından da o yöntemi seçerek uygulamaya gireceğiz. Buradaki bir şey daha ifade edeyim. Şu andaki mevcut yer yaklaşık 20 dönümlük bir arazi. 20 dönümlük arazide 161 konut var.
Emsal 4.2. Emsal 4.2. Yine buraya yapılacak yeni konutların emsal 4.2'yi geçmeyecek. Bu meclis üyelerimiz de bunu böyle bilsin. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Gündemimizde arkadaşlar iki tane ek gündem maddemiz var. Bu ek gündem maddelerinin gündeme alınmasını oylarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddelerini görüşürüz. 243 sayılı teklifi. Evet arkadaşlar. Sayın Başkanım, bu belirli maddeler alt alta zaten aynı konuyu içeriyor. Eğer hepsini bir komisyona sevk edersek daha az zaman kaybetmiş oluruz. Evet arkadaşlar. Şimdi gündemimizde birinci maddeden dokuzuncu maddeye kadar dokuzuncu madde dahil. Hepsi bütçe ve spor komisyonlarını ilgilendirdiğinden birinci maddeden dokuzuncu maddeye kadar bütçe ve spor komisyonlarına havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiştir. Yine arkadaşlar, ek gündem maddemizin birinci maddesinde bulunan maddenin de yine sporla ilgili olduğundan dolayı bütçe ve spor komisyonlarına havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiştir. 10. maddeden başlıyoruz arkadaşlar. Sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında yazı işleri müdürlüğünün 716 sayılı teklifi. Bu teklifin hukuk komisyonuna havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kadro değişiklik cetvelleri hakkında yazı işleri müdürlüğünün 717 sayılı teklifi. Evet arkadaşlar, bu teklifin de hukuk komisyonuna havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz ilaçlama, zirai mücadele, dezenfeksiyon ve koku giderilmesi hizmeti verilmesi hakkında Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 157 sayılı teklifi. Bu teklifin de bütçe ve hukuk komisyonlarına havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bakanlar Kurulu kararı ile Belediyemizin Türkiye Belediyeler Birliği ile İsveç Yerel Yönetim ve Bölgeler Birliği işbirliğinde yürütülen Türk-İsveç Yerel Yönetim Ortaklığı Programı, belediye ortaklıkları geliştirme girişimi kapsamında pilot belediyeler arasında yer alması ve hazırlanan enerji verimliliği önlemleri ve kamu farkındalığı yaratma yöntemleri projesinin yürütülmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 325 sayılı teklifi. Evet arkadaşlar, bu teklifin de hukuk komisyonuna havalesini oylarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilen alanda yapılacak uygulamalarda bakanlık tarafından idaremizin yetkilendirilmesi halinde belediye başkanı ve belediye yönetimine yetki verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2306 sayılı teklifi. Evet arkadaşlar, bu teklifin de hukuk komisyonu ve deprem komisyonuna havalesini oylar tutuyor. İmar deprem ve hukuk. İmarı ilgilendiriyor mu? Evet, hukuk ve deprem komisyonlarına havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir de arkadaşlar gündeme aldığımız maddede titrosyon üzerindeki yolla ilgili bir teklifimiz var. Bunun da bütçe komisyonuna havalesi oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizde görüşülecek madde olmadığından çarşamba günü saatinde toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum. Yaz dostum, yaz. Bitti, bu kadar. Yaz dostum, yaz. 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 Yaz dostum, yaz.
Yanlış abi. Vatandaş kendi gözünden işte dinlemedi. Vatandaş gelir, dinler. Sen vatandaşa konuşmazsın. Sen meclise... Vatandaş geldi ama hiç söz hakkı vermedin. Vatandaşa meclise söz hakkı. Problem o da. Nerede vereceğiz? Gelin, bak riyaset başkanından alın. Alın randevuyu gelin. Hayır, beyefendi. Tam manası bak, onun işlerine hasta bak. Duvar değil benim önümüzde o zaman. O da evden gidiyor. Niye duvar dikiyorsun? Beyefendi bak, mecliste... Sizle değil, alakası yok. Siz bir söz hakkı kurmazsınız, güvenliği kaldırabilirsiniz. Biz kurtulamızı kaybettik, uyuyamıyoruz. Siz geldiniz. Biz Fatih'a bomba gibi çektik. Biz geldik. Gelin başkanlık makamına randevu alın. Tamam oraya da gidin. Alın oraya gidin. Randevu alın. Dertlerinizi anlatın. Tamam ama siz... Çünkü o derdin anlatılacağı yerdir. Hayır hayır alakası yok. Oranın çalışması. Kendileriyle ilgili bir önemli bence niye görmüşsünüz canım Allah Allah. Kürsüden konuştuk valla. Kürsüde kavgayı bile yapıştıramazsınız. Ben cemiyet adamıyım. Ama beni dinlerseniz konuşacağım. Ama diyorum ki ters bir hareket oldu. Kardeşim olmaz öyle bir şey. O meclise sen geldiğin zaman sadece dinlersin. Bu mecliste çalışma şekli bu. Biz gelenin senin problemin varsa, problemin varsa ki vardır. O zaman riyaset makamından alırsınız randevuları, gelirsiniz. Bütün problemlerinizi anlatırsınız. O problemlere de çözüm arasınız. Tamam bir şey değil. Hayır biz size bir şey lafımız yok. Bu bir lafım yok benim. Meclisteki arkadaşın hakkı var. Ben buna söylüyorum. Ben meclisteki başkanına hitap ettim. Ben canım, buna diyorum diye vatandaşa dönüp konuşma. Sen hayır. Ben meclis başkanına rica da bulundum zaten. Yoksa benim size bir lafım yok. Haklarınızı arayın. Ya, probleminizi bir dakika. Hizmetin o haklarınızı temsil edin. Evimiz elimizde. Haklısın. Cebel Bey. Ben halka yaşamadım. Ben meclis başkanına. Hayır hayır. Sen hayır meclis başkanına sordum. Siz baktınız. Tamam. Bir şey yok. Size bir lafımız yok. Gelin anlatın. Gözler tarafından duyuyorsunuz. Evet onun tarafından. Hayır, hayır. Yemecan tarafından yapıldı yemecan. Hayır, önce Sözen dönemi sonra yemecan tarafı dönemi. Ondan önce demiştim. Derin yapalım dedi yemecan. Ama Sözen nerelerdi ya? Tamam. Ama işte girdik beyler. Rahat olun. Biz de gereken yapıldı. Yani. Gencecikten girdik. Bak 77 yaşına girdik. Dönmeye çalışıyor başkasına mı? Nerelere gideceğiz? Olmaz inşallah. Allah geçinden versin.